Makyaj çantanda ne var? Biliyorum ki bu video çok eski zamanlarda kaldı. Ama bu benim için bir deneme videosu. Deneme videosundan kastım ne peki? Benim takipçilerimin %100'ü kız. 18-24 yaş arası bireyler. Şimdi sürekli vlog çekmek, işte sürekli KYK ile ilgili bir şeyler anlatmak artık sıktı bence. Artık farklı şeyler çekmek istiyorum, farklı şeylere yönelmek istiyorum. Takipçilerim çoğu da kız olduğu için onların ilgisini çekebilecek şeyler yapmak istiyorum. Eğer bu video beğenilirse, izlenirse işte bu tarz şeyler çekmeye devam edeceğim. İşte denemeli kombin videosu veya işte sabah rutinim, akşam rutinim, cilt bakım rutini, bu tarz şeylere yönelmek istiyorum. Eğer beğenirseniz videoyu lütfen aşağı yorumlar kısmında belirtin. Veya ne çekmemi istiyorsanız lütfen aşağı yorumlar kısmında onu da belirtin. Ben de ona göre hareket edeyim. O halde hemen bugün sizlerle ne yapacağımızdan bahsedeyim. Öncelikle şöyle bir pembe, orta boy, minik mi desem, orta boy diyelim. Bir makyaj çantam var. Bu makyaj çantamın içindeki ürünlerden bahsedeceğim size. Beğendiğim ürünlerden, bitir tekrar aldıklarımdan veya işte severek kullandıklarımdan bahsedeceğim. Benim bütün makyaj ürünlerim bir çantadan ibaret. Başka makyaj ürünüm yok. Çok fazla makyaja merakım yok. O yüzden bu çantadan ibaret her şey benim için. Sadece fotoğraf çekileceğim zaman veya video çekeceğim zaman işte o gün kendim biraz daha hani enerjik hissetmem açısından ufak ufak bir şeyler yapıyorum. Şimdi bu ürünleri göstereceğim size. Ardından makyaj fırçalarımı ve makyaj süngerlerimi nasıl temizlediğimi, temiz tuttuğumdan bahsedeceğim. Sonra bir de makyajımı nasıl çıkarttığımdan bahsedeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. O halde hiç uzatmadan hemen videoya geçelim. 2020 yılından beridir Vassus'tan aldığım Revolution marka far paletinden oldukça memnunum. Renkleri bir hayli hoş. Bu görmüş olduğunuz kontür kitini ise BİM'den almıştım. Renkleri gerçekten çok güzel. Bu tonlara bayılıyorum. Her ne kadar kontür yapmasını bilmesem de bazen far olarak bazen de dudağımdaki rujun rengini değiştirmekte kullanabiliyorum. Görmüş olduğunuz bu ürün ise The Balm markasının bronzer'ı. Gerçekten bunun rengi de çok güzel ve çok güzel parlaklık veriyor. Bu da yine aynı marka, The Balm markasının highlighter'ı. Daha önce başka highlighter kullanmadığımdan mıdır bilmiyorum ama bu ürün tam olarak işin ehli gerçekten. Çok güzel ışıl ışıl yapıyor. Çok beğeniyorum bu ürünü. Ve The Balm'ın ambalajlarını çok seviyorum. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Bu ürün ise Avon markasının makyajdan önce uygulanması gereken bir kremi. Yine bu da beğendiğim ürünler arasında açıkçası. Yine Avon markasına ait olan bir primer. Ben fondöten kullanmıyorum arkadaşlar. Bu da benim kullandığım BB krem. Ve bu üçüncü tüp sanırım. Gerçekten farmasi bu BB kremden oldukça memnunum. Bu görmüş olduğunuz ürün ise Avon markasına ait bir maskara. Benim sık kullandığım bir maskara vardı. Onu bir süre bulamadım. O yüzden bunu almıştım ama bundan da memnun kaldım açıkçası. Birazcık kalın yapıyor kirpiklerinizi ama idare eder. Bir süredir bulamadığım maskaram buydu. Bu üçüncü tüp arkadaşlar gerçekten. Kirpiklerinizi ince ve uzun yapıyor. Çok beğenerek kullanıyorum Hunca Life'ın bu maskarasını. Bu görmüş olduğunuz ise Maybelline New York'un asansörlü göz kalemi. Bu da ikincisi arkadaşlar. Bunu çok severek kullanıyorum. Dikişli olan kaşımı doldurmak için kullandığım kaş kalemi. Bu da Flormar'ın 202 numaralı dudak kalemi. Kıytırık herhangi bir kozmetikçiden aldığım dudak kalemi. Ama rengi çok güzel. Yine bu da kıytırık herhangi bir kozmetikçiden alınan dudak kalemi. Bunun da rengi çok güzel. Bu görmüş olduğunuz dudak nemlendiricisi ise Gratis'in Be Beauty markasının. Bu dördüncü sanırım kullandığım ürün. Buna bayılıyorum gerçekten. Nane ve mentollü bir ürün. Çok güzel. Bu da Avon'dan aldığım bir ruj. Bunun rengi de çok güzel açıkçası. Bunu çok severek kullanıyorum. Hatta bitmek üzere. Bu da Golden Rose'un
bir likit mat ruju. Rengi göründüğü gibi değil açıkçası. Sürdüğünüzde sonra kuruduktan sonra koyulaşıyor biraz daha. Seviyorum bunu da. Bunu da Bim'den almıştım. Bunlar da sizlerle birlikte temizleyeceğimiz makyaj fırçalarım ve süngerlerim. Burada görmüş olduğunuz bütün fırçaları ve süngerleri de Bim'den aldım arkadaşlar. Videoda gösterdiğim şu fırçalarım ve süngerim var yanımda. Bunlardan normalde iki tane daha var. O yurtta kaldı. Fırçalarımdan da ufak tefek var işte kaş tarama falan filan. Onları da bıraktım orada. Sadece yanıma bunları aldım. O yüzden bunun üzerine göstereceğim size nasıl temizlediğimi. Makyaj fırçalarımı ve süngerlerimi bebek şampuanıyla temizliyorum. Bu Uni Babynix'i. Benim bir tane dalim vardı küçük. O da yurtta kaldı. Evde de var olduğu için getirmedim yanımda. O yüzden size örnek olarak bunu göstereceğim ve temizliğinden bahsedeceğim. Neden bebek şampuanı kullanıyoruz? Bebeklerin cildi çok hassas olduğu için şampuanlar onlara göre üretiliyor. Doğal olarak bize bu süngerleri yüzümüze sürüyoruz. O yüzden yine normal sabunla yıkasanız kalıntısı kalır ve yüzünüz tahriş eder veya sivilce oluşumuna sebep olur. O yüzden bu bebek şampuanlarını kullanıyorum. O halde hemen temizliğe geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle süngerimi biraz ıslatıyorum. Bakın ne kadar büyüdü gördünüz mü? Bu ıslanınca büyüyor. Sonra bundan birazcık döküyorum. Böyle ovuştura ovuştura yıkıyorum. Aslında bunların standları da var arkadaşlar. Böyle tırtıklı bir standı var. Böyle sürtüyorsunuz böyle üstüne sünger. Çok güzel çıkartıyor. Ama ben şu anda bunu idare ediyorum. Şimdi sırada fırçam var. Fırçaları arkadaşlar elime birazcık böyle döküyorum. Ondan sonra mesela bununla mı başlayacağım? Bunu biraz ıslatıyorum böyle. Sonra bunu elimde böyle ovuştura ovuştura temizliyorum. Eskiden böyle bir tane şey vardı. Tıraş fırçası ve tıraş köpüğü babam böyle böyle yapar yüzüne sürerdi. Aklım onu getiriyor her seferinde. Arkadaşlar yıkadığım bütün fırçaları şöyle kağıt havlu seriyorum. Ve kağıt havlunun üzerine böyle bırakıyorum kurulanmaları için. Gelin makyajımı nasıl çıkartıyorum ha? Öncelikle herkesin bildiği makyaj temizleme pamuğu lazım. Ben normalde gratis'te satılan o kare dikişli pamuklardan kullanıyorum. Onlar daha pratik geliyor. Bana bir tanesiyle resmen bütün yüzümü çıkartabiliyorum. Çünkü çok ağır makyaj yapmadığım için bana yetiyor yani. Şu an elimde bunlardan olduğu için bunlar üzerine gösteriyorum. Normalde ben makyajımı biyodermal makyaj temizleme suyuyla, micellar suyuyla temizliyordum. Ama onu yanında getirmedim. Bunu ablam kendine yeni almıştı. Garnier'in botanik temizleyicisi, rahatlatıcı makyaj temizleme sütü. Ama ablamın ciline uymadığı için ablam bana verdi. Ben de dün kullandım. Hatta 2 gün önce de kullanmıştım. Ve sevdim yani. Böyle kremsi bir yapısı var. İlk defa böyle bir şey denedim bu arada. Kokusu çok güzel. Gül kokuyor zaten. Böyle kremsi bir yapısı var. Şöyle göstereyim size. Bakın böyle kremsi bir yapısı var. Bunu makyaj temizleme pamuğunun üzerine alıyorsunuz. Direkt cildinize böyle uyguluyorsunuz. Normalde gül suyunu tavsiye ediyorlar. Gül suyu da çok güzel temizliyor. Bu da güllü zaten. Böyle beğendim ben yani. Bu çok güzel çıkartıyor. Makyajımı çıkarttıktan sonra herhangi bir yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkıyorum. Ben şu anda bu Himalayan'ın kullanıyorum. Siyah nokta karşıtı cevizli yüz temizleme jeli. Bunun bir tane daha var. Farklı bir boyutu, kremsi yapıda olan bir tane daha. Onu isterseniz eğer yüz bakım ürünümü çekmemi isterseniz aşağıya yazarsanız o diğer videoda gösteririm diğer kullandığım ürünleri. Ama herhangi bir tane örnek olsun diye bunu gösteriyorum. Daha öncesinden Neutrogena'nın yüz temizleme jelini kullanıyordum. Ve gratis'ten almış olduğu bir tane lavantalı sivilce karşıtı doğal sabun vardı lavantalı. Onu da kullanıyordum. Onu da gratis'ten almıştım. Benim çıkarttıktan sonra herhangi bir yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra yüzümü nemlendiriyorum. Yine bunu örnek olsun diye gösteriyorum. Bir tane krem var. El kremi yanımda vardı. Nemlendirici.
Ama işte yüzüme uyguladığım bir tane başka kremim var. Yine Himalaya markasının ikisi. Sonra işte dudak balmumu sürüyorum. Böyle bitiyor. Şu an bu gösterdiğim ürünler temsili ürünler. Bu zaten benim el kremim yani. Otobüste dezenfektan kullandıktan sonra falan sıkıyorum. Çünkü elim çok yıpratıyor dezenfektan. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlar kısmına da çekmemi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. O halde bir diğer videoda görüşünceye dek hoşçakalın.